Merhaba arkadaşlar, ben Muhammed Sayı Çakır. Bu dersimizde geçerlilik kontrollerini göreceğiz. ASP.NET'teki geçerlilik kontrolleri, validation kontrollerini göreceğiz. Bu kontroller gerçekten işimizi çok kolaylaştırmakta. Bunları zaten uygulamalar olarak anlatacağım az sonra, daha iyi anlayacaksınız. Hemen bunun için bir new website diyerek yeni bir web sitesi açalım. Şuradan dersler altında geçerlilik kontrolleri diyelim. Evet, open dedim. Hemen okey diyerek web sitemi açtım. Şunları .NET Framework 4.0'la açtığım için şunları bir siliyorum. Hepsini atıyor gereksiz olarak. Evet, add new item'dan hemen web formumu ekliyorum. Default.sbx olsun. Evet arkadaşlar, bir tablo atıyorum. Kontrollerimiz güzel gözüksün. 2 satırlı, 4 kolonlu bir tablo atalım. Evet, ilk örneğimizde başlayalım hemen. Şurada A ile D arasında bir harf giriniz. Harf giriniz dedim. Şuraya text box'ımı atacağım. Evet, text box'ımı attım. Şuraya da kontrolümü atacağım. Evet, ilk kontrolümüz validation altından range validator. Bu kontrol iki değer arasında bir değer girmemizi sağlayan, yani onu kontrol eden bir kontrol nesnemiz. Hemen bunu görelim. Şimdi şurada text box'ımıza bir ID'sini bir düzenleyelim. Text'te harf diyelim ve range validator'ımıza gelelim. Burada da error message kısmına buraya eğer uyuşmuyorsa kontrolümüzle girilen harf mesajımızı verecek. Buraya mesajımızı verelim. Lütfen A D arası bir harf giriniz dedim. Ve daha sonra control to validate alanı var. Şöyle şunu biraz büyütelim. Control to validate alanı var. Buraya da kontrol etmek istediğimiz nesnemizi veriyoruz. Txt harf dedim. Daha sonra burada görüyorsunuz minimum value alanı var. Burada başlatacağımız karakteri söylüyoruz. A harfinden başlayacak ve D harfi maksimum value'su olarak belirteceğiz. A ile D harfi arasında. Ve daha sonra type'ı var. String, biz harf kontrol edeceğimiz için string bir tip seçiyoruz. Veri tipi. Ve integer da seçebiliriz. Bunları sayısal olarak kontrol edeceğimiz zaman seçebiliriz. Evet, bu şekilde. Şimdi de bir buton atalım. Bir buton atalım sayfamıza. Buna tıklanınca bir mesaj verdirelim. Buton gönder olsun butonumuzun teksti ve btn gönder diyorum. Şimdi hemen çift tıklayarak burada kontrol yapacağız. Eğer sayfamızdaki page nokta is valid, sayfamız doğrulanmışsa, şuraya da true true diye eşit eşittir true ise diyelim, yani doğruysa diyelim, kafamız karışmasın. Şimdi response nokta write'la bir mesaj verdirelim. Sayfa doğrulandı diyelim. Sayfa doğrulandı diyelim. Evet, else kısmını zaten yapmamıza gerek yok. Kontrollerimiz kendi hatalarını kendileri verecekler zaten. Hemen projemizi başlatalım. Weaving Browser dedim. Evet, geldi. A ile D harfi arasında bir A ile D arasında bir harf giriniz dedi. Örneğin buraya F diyelim. Gördüğünüz gibi lütfen A D arası bir harf giriniz mesajını aldık. B girelim. Gönder diyelim. Evet, sayfa doğrulandı dedi. Buraya F girdiğim anda gördüğünüz gibi
uyarımızı veriyor ve gönder butonuna tıklanmıyor. Evet arkadaşlar, bir sonraki kontrolümüze devam ediyoruz. Hemen insert row below diyerek alt satır oluşturdum tablomda. Burada ad soyad isteyelim. Ad soyad isteyelim. Şu text box'ımı kopyalayalım, yapıştıralım. Ve text'te ad soyad diyelim. Ve buraya boş geçilmemesini isteyeceğiz. Bunun için Required Field Validator kontrolünü ekledim. Ve error mesaj olarak lütfen boş geçmeyiniz. Eğer boş geçerse bu uyarıyı verecek kontrolümüz. Control to Validate alanı var yine. Ve burada da text'te ad soyad kontrol edilecek. Bunu belirttim. Ve daha sonra başka bir alanımız yok. Şimdi kaydettim. Sayfamı yeniliyorum. Evet, ad soyad kısmını boş geçtim. Evet. Uyarım geldi. Sayfa doğrulandı dedi. Şunu boş geçtiğim anda lütfen boş geçmeyiniz diyor ve gönder butonuna tıklanmıyor. Evet arkadaşlar, bu kontrolümüz de bu kadar. Boş geçmememiz için güzel bir kontrol. Daha sonra insert row below diyerek yeni bir satır oluşturdum. Şimdi burada bir kontrolümüz daha var. Buna şifre diyelim. Bunun için şifre girilmesini isteyelim kontrolümüz için. Txt'de şifre dedim. Hemen altına yeni bir satır daha oluşturuyorum. Şifre tekrarı diyorum. Ve buna da txt şifre tekrar dedim. Evet arkadaşlar, şifre uyuşmazlığını kontrol edeceğiz. Şimdi bunun için compile validator kontrolümüzü, nesnemizi ekledim. Şimdi error message kısmına şifre uyuşmuyor diyelim. Hemen şurada Control to Compare alanı var. Buraya TX'de şifremizi girdik. Control to Validate alanına da TX'de şifre tekrar kısmını girdik. Bakalım şimdi çalıştıralım sayfamızı. Evet. Şifreleme password olarak seçmedim modunu text box'ımızın. Şifrenin uyup uymadığını kendimiz de görelim istedim. Örneğin 12 dedim. Buna da 21 dedim. Gördüğünüz gibi şifreler uyuşmuyor dedi. 12 diyelim. Gördüğünüz gibi uyarımız gitti. Evet, sayfa doğrulandı dedi. Evet arkadaşlar, hemen bir sonraki kontrolümüze geçelim. Burada da e-mail isteyelim. E-mail isteyelim. Kopyaladım, yapıştırdım text box'ıma. Daha sonra şuraya text'te e-mail dedim. E-mail dedim. Daha sonra hemen şuradan bunun için Regular Expression Validator kontrolümüzü ekleyelim sayfamıza. Error message kısmında posta formata uygun değil diyelim. Eğer uygun girmemişse Control to Validate alanında text'te e-mail'i seçtim kontrol etmesi için ve burada Validation Expression alanı var. Buradan gördüğünüz gibi birçok özellik var kontrol edebileceğimiz. Biz buradan internet e-mail adres özelliğini seçtik, kontrolünü seçtik. Okey dedim. Kaydettim. Hemen sayfamı yenileyeyim. Yani şurada Arisoft dedim ve gördüğünüz gibi e-posta formatı uygun değildi de formata uygun bir e-posta girelim ve gördüğünüz gibi oldu. Com da girebiliriz, TR de girebiliriz, hiç fark etmez. Gördüğünüz gibi kontrolümüz güzel bir şekilde çalışmakta. Hemen şu bununla ilgili bir örnek daha yapalım. Web sitesi isteyelim bunda da. Web sitesi dedim. Şunu kopyaladım, yapıştırdım. Text'te yerel diyelim. Ve şuradan yeni bir Regular Expression Validator kontrolü ekledim.
yerel formata uygun değil desin. Eğer uygun girilmediyse Control to Validate alanından TXT URL'i seçiyorum. Ve Validation Expression alanına da internet URL dedim. Gördüğünüz gibi kontrolümüz burada. OK dedim. Sayfamı yeniliyorum. Web sitesi olarak HTTP ve saidcakir.com dedim. Gönder dedim. Sayfa doğrulandı. Şu HTTP alanı kaldıralım. Gördüğünüz gibi URL formata uygun değil dedi. Evet arkadaşlar. Geçerlilik kontrollerinin birinci bölümü bitti. İkinci bölümde görüşmek üzere.